Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz, çalışma odama hoş geldiniz. Bu akşam sizlere Python'ın yeni bir modülünü tanıtacağım arkadaşlar. Daha doğrusu tanıtmaya başlayacağım. Modülümüzün adı SciPy, yani Scientific Python. Başka bir deyişle Scientific Kitaplık. Python için Scientific Kitaplık, yani bilimsel bir kitaplık. Bu SciPy sayesinde pek çok işlemleri yapabilecek arkadaşlar, mühendislik öğrencileri diyeyim, akademik çalışmaları yapan arkadaşlar. Ancak bunların bir kısmında ben açıklamakta yetersiz kalabilirim. Bunu tanıtım videosunda anlatmaya çalışmıştım. Şimdi SciPy modülünü yakından, biraz daha yakından incelemeye başlayalım arkadaşlar. Hemen sizlere SciPy modülünün anlatıldığı tutorialspoint.com adlı web sitesinden bu ajandayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada kurulumla ilgili temel bilgilerden sonra cluster bahsi var. Cluster bahsini geçtim. Sabitler var, bilimsel sabitler. Fast Fourier transformla ilgili bir paket var arkadaşlar. İntegralle ilgili bir paket var. Interpolasyonla ilgili bir paket var ve de input output'a kadar getirip burada bu akşamki dersi bitireceğim arkadaşlar. Şimdi şu sayfadan ben sizlere paylaşımlı ekrandan konuları anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, her zaman olduğu gibi Anaconda utility'sinin Spider IDE'sini kullanıyorum arkadaşlar. Spider Integrated Development Environment dediğimiz geliştirme ortamını kullanıyorum. Daha önceden bu az önce gösterdiğim web sitesinden örnekleri sizlere burada çeşitli dizinlere hazırlamıştım arkadaşlar. Bunlar D hard diskimde şurada Python içerisinde yer alıyor diyeyim. Ve de Python içerisinde bugün sizlere SciPy'ı anlatacağım arkadaşlar. Şimdiye kadar bunların bir kısmını anlatmıştım, başlamıştım. Bu akşam sizlere SciPy modülünü tanıtmaya başlayacağım arkadaşlar. SciPy hemen sıfırıncı dosyayı yükleyeyim arkadaşlar. Tabii ısınma turları olaraktan SciPy denildiğinde hemen kardeş modül NumPy modülü var arkadaşlar. Python nümerik kitaplık anlamında. NumPy ile ilgili birkaç örneğim var. Onlardan sonra SciPy modülünün sofistike özelliklerini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. NumPy modülünü kullanıyor olmak için arkadaşlar bir kere o modülü import etmek gerekiyor biliyorsunuz. Import NumPy as MP dedikten sonra kısaltılmış ismiyle ben istediğim gibi burada işlemler yapabilirim. Burada np.zeros dediğimde arkadaşlar örneğin 2'ye 3 ebatlarında 2 kere 3 6 elemandan oluşan 6 tane sıfırdan oluşan ve de floating point sıfırdan oluşan bir matris istiyorum arkadaşlar burada. Aynı şekilde de ben bunu once dediğimde de yine bu kez 3'e 2 bu sefer boyutunu değiştirdim. Yani 2 adet row var, satırı var. 3 adet sütunu var, kolonu var arkadaşlar. Burada da birler matrisini de yani topoloji dediğimiz bu birler matrisinin de 3 tane satırı var ve 2 tane sütun olacak arkadaşlar. Bunu ben çalıştırdığımda lütfen şuradaki görüntüyü kale almayınız. Burada bakın şu aşağıda sizlere şunu göstereyim. Hatta bunu biraz daha karakteri büyütebilirim arkadaşlar. Evet. Bakın sıfırlar matrisini 2 satır 1 ve satır 2 olacak şekilde 2 satırdan oluşan ve neticede 3 tane sütundan oluşan yani 1, 2, 3 tane sütundan oluşan bir yapıyı şu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Aslında şuraya birkaç tane de print veyahut da bir etiket atabilirdim arkadaşlar. Yani şuradan şu bitiyor. Öyle gösterebilirim. Şöyle diyeyim. Print diğer örnek diyorum. Şöyle ki burada da birler matrisini oluşturmak için de 3 satır ve 2 sütun dedim arkadaşlar. 1, 2, 3 satır ve 1. sütun ve 2. sütun şeklinde. Bu ilk ısınma turlarımızdaki NumPy ile ilişkilendirdiğim örneklerden bir tanesiydi arkadaşlar. Elbette şu anda SciPy modüllerinin tanıtımına başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde intrinsic NumPy array oluşturmasını gerçekleştirebilirim. Şöyle ki bakın burada bu kez matrisim 3 boyutlu yani satır, blok diyoruz buna, blok,
satır ve sütunlardan oluşuyor. Yani 3 bölü 4, 12, 24 elemanlı bir matris olacak. Bunun da kullanılabiliyor olmak için NumPy modülünü import ediyorum. Ve de np olarak da buna kısaltarak da yazdırmasını sağlıyorum arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımızda. Bakın şurada görüyorsunuz. Yine bir zeros sıfırlar matrisini oluşturmuştum. İki bloğumuz var arkadaşlar. Bakın şurada. Bunu da nereden biliyorum? Şu satır ve sütuna karşılık geliyor. Şöyle söyleyeyim. Bunu harç tutarsak eğer. 3 boyuttan bahsediyoruz elbette. Şu iki blok anlamındadır arkadaşlar. Şu birinci blok ve de şu da ikinci blok. Eğer indisleme dersek şu sıfırıncı indeksli blok. Bu da bir numaralı indeksli blok diyebiliriz arkadaşlar. Peki gelelim her bir bloğun içerisindeki 3 satırdan oluşan ve 4 sütundan oluşan matris yapısına. Bunu da nereden görüyoruz? 3 satır sayısı 4 de sütun sayısına karşı geliyor arkadaşlar. Şu şekildeki birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, hakeza birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon ve dördüncü kolon olacak şekilde bunu gösterebiliyoruz. NumPy modülünün fonksiyonlarını SciPy modülünü tanıtırken sıklıkla kullanacağım arkadaşlar. Onun için birkaç örnek vermenin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu A şıkkıydı, B şıkkı dedim bunlar arkadaşlar. Burada da arrange diyerekten bir metodu kullanıyorum arkadaşlar burada. Arrange 7 demek 0'dan 6'ya kadar sayıları yazacağız demektir arkadaşlar. Yani tek boyutlu bir vektör gibi düşünebiliriz bunu. Burada çalıştırdığımızda bakın 0'dan 6'ya kadar sayıları yazıyoruz arkadaşlar. Yine neyi kullandım? NumPy modülünü kullandım. np diyerekten np.arrange dediğimde şuradaki range'i yani mesafesini 7 verdim. Yani 7 elemandan oluşacak. 0. indeksten 6. indekse kadar çalışacak anlamındadır bu arkadaşlar. Bu B şıkkıydı. C şıkkında da bir tane daha bir örnek var arkadaşlar göstermek istedim sizlere. Burada da yine import NumPy as np diyorum. Dolayısıyla np range'i bu kez 2'den 10'a kadar tanımlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani 2 dahil 10 dahil olmayacaktır. Burada şöyle bir seçenek kısmı var. D-type dedim. D-type data type demek anlamında bu arkadaşlar. Yani bunun elemanları, memberları float yani ondalıklı sayı olacak anlamındadır arkadaşlar. Bunu da float'u nereden kullandık? Havadan kullanamayız elbette. MP NumPy'ın float denilen bir metodu var. Float da ondalıklı işlemler yapıyor arkadaşlar. Burada 64 bit olduğunu tahmin ediyorum. Benim kullandığım makine 64 bit. Burada da print array dediğimde bunun sayılarını yazdıracak arkadaşlar. 2'den 9'a kadar. Bakın. 2'de 9'a kadar. Burada dikkatinizi çekerim. Ne var? Ondalık sayısı var arkadaşlar. 2 nokta demiş. Demek ki ben bunu float demekle bunların integer olmadığına, bunların ondalıklı sayı olduklarını göstermiş oldum arkadaşlar. Burada bir şey daha, küçük bir etiket daha yazdım buraya. Array data type dedim. Array data type ne demektir? Bu dizinin veri tipi demektir arkadaşlar. Veri türü demektir. Burada da onu yazdırmak için de virgülden sonra array dot d type dedim. D type neyi getirecek arkadaşlar? Float'u getirecek arkadaşlar. Burada float 64 yani bir sayı her ne kadar burada sadece bir noktalı olsa bile buna 64 bitlik bir yer ayırıyor anlamında düşünebiliriz arkadaşlar. Float 64 demek 2 üzeri 64 adresi adresleyebilir, sayıyı adresleyebilir anlamında arkadaşlar. Bu C şıkkımızda, D şıkkımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı şekilde line space denilen bir metot var arkadaşlar NumPy modülünün içerisinde. Line space'de sınırları verildiğinde şu alt sınır, şu da üst sınır. Bu iki sınır içerisinde 6'ya bölerekten şuradaki verdiğimiz nümerik değeri 6'ya bölerekten belirli aralıklarda distance'larla yerleştiriyor arkadaşlar. Şöyle ki ben bunu tabii hesaplamayı kolaylaştırması için yapabilmesi için noktalı gösterdim ki aralara ondalıklı sayılar yerleştirebilsin. Peki bu iş ne yapıyor arkadaşlar bu fonksiyon metot? Line space yani line space ne demektir burada? Space equally diye bir izahat vardı burada arkadaşlar metin kısmında. Eşit olaraktan yerleştiriyor. Yani 1'den diyeyim 1.0'dan 4.0'a kadar sayıları yerleştirecek. Bunları birbirlerine eşit olarak yerleştirecek. Şuradaki mesafeyi kastetmiyorum ben arkadaşlar. Yani sayının değeri olaraktan 1'den 1.6'ya kadar ne kadar gitti arkadaş? 0.6 gitti. 1.6'dan 0.6 daha gittiğinde ne elde edecektir? 2.2 elde edecek arkadaşlar. 2.2'den 0.6 daha üzerine eklediğimizde 8. Burada peki diyeceksiniz neden 0.6 artmıyor? Burada sadece kaç tane sayı olacağını gösteriyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı olacak.
Yani 6 sayıyı bunun içerisine serpiştiriyor gözüyle bakabiliriz arkadaşlar. Bunu da çalıştırdığımızda bakın şurada işte 1, 1, 6, 2, 2, 2, 8, 3, 4 ve 4 şeklinde bu gösterdi. Burada 6 eleman birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Bu da D şıkkımızda. E şıkkımıza geliyoruz. Burada matrislere bir girizgah manyetinde Numpy'ın matriksi metodunu çağırdım arkadaşlar. Şöyle ki burada Z-trace diyerekten bir metot var. O da şöyle. Bu 1, 2, 3, 4 diyerekten bu elemanları buraya yazdım. Bunların aslında ekrana yazdırılması veyahut da değerlerin oturtulması aynen bu Z harfini yazdığımız gibi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Z harfini yazarken soldan sağa, ondan sonra diagonal ve de soldan sağa gidiyoruz bu şekilde. Burada da aynı şekilde 1, 2 yerleştiriliyor. Aşağıya ikinci satıra iniliyor ve de 3 ve 4'ü yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar laf yerine şunu yazdırdığımızda göreceğiz ki şöyle söyleyeyim. En son 1, 2 yerleştirdikten sonra Z harfinin aşağıya diagonal inişini görüyoruz. 3 ve 4'ü yazıyor arkadaşlar. Yani soldan sağa doğru iniyor. Çaprazlama aşağıya ilk bir elemana, ikinci elemana iniyoruz. 3 ve 4'ü yazıyor arkadaşlar. Sırası budur. 1, 2, semikolon, 3, 4 şeklinde. Bu E numaralı, E indisli dosyamızda bir de F var. F'de de matris transpozisine ait bir hatırlatmak babından şu örneği de vermek istedim arkadaşlar. Yine örneğimiz 1, 2, 3, 4 yani 1, 2 ve 3, 4 matrislerinden oluşuyor şu şekilde. Bunun transpozisi demek satırlarla sütunlar yer değiştirecek anlamında arkadaşlar. Yani bu kez Z harfini aşağıdan yukarıya doğru çizmemiz gerekecek. Yani çalıştırayım şunu da. Bu kez 1, 2, 3, 4 yani bu kez de ters N harfiye veyahut da işte Kiril alfabesinde İ harfine karşılık gelen şöyle bir yapıyı gösteriyoruz arkadaşlar. İ harfine karşılık geliyor. Evet. N harfinin tersi gibi yani. Şöyle. İlk önce birden ikiye karşıya ve de şu şekilde. Yani bunlar transpozisi alınmış matrisin biçimidir aslında arkadaşlar. Bu arada bir not, bir matrisin kendisiyle transpozisinin çarpımı neticesi de totoloji ya da birler matrisi, ones matrisi elde edilir arkadaşlar. Burada bu F'den sonra, evet nihayet ilk örneğimize, SciPy ile ilgili ilk örneğimize gösteriyoruz arkadaşlar. Daha önceki ısınma turlarıydı. Çünkü SciPy modülü gerek MAT modülü olsun gerek NumPy modülü olsun sıklıkla bunların fonksiyonlarını kullanıyor arkadaşlar. Bir kere şöyle söyleyeyim. SciPy modülünü istersek import SciPy diyerekten import edebileceğimiz gibi eğer belirli bir spesifik metodu varsa bunu da biliyorsak onu zikrederekten de import edebiliriz arkadaşlar. Şöyle from SciPy.constants import pi. Yani ben ne demek istiyorum burada? Git SciPy modülünde sabitler kısmından pi'yi al getir diyorum arkadaşlar. Şimdi belki burada akıl karışıklığı olabilir. MAT modülünün içerisinde de pi var. Fakat bu SciPy modülündeki daha farklı arkadaşlar. Burada ben bunun farkını size ortaya koymak için bunları yazdırırken aynı formatı kullanıp bakın dot 16f formatını kullandım. Her ikisini de yazdırdım. Burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada SciPy B dediğimizde yani normal MAT modülündeki değil SciPy'daki P'ye percent 16 diyorum. Burada yer tutucu bu arkadaşlar. Sonra SciPy.constant P diyerekten bu değeri taşıyorum. Aslında şu komple P'nin değerinin uzun ifadesidir arkadaşlar. Yani şu nesne diyeyim artık. Bu nesne şuradaki Python'ın şu değerini taşıyor anlamındadır arkadaşlar. Peki ben burada başka bir şekilde de erişebilirim o pi sayısına. MatPi diyorum. Burada da yani zaten burada Mat'i de fonksiyon içerisine almışım. From Mat import pi dediğim zaman direkt burada pi yazdığımda yani MatPi yazdığımda bu pi sayısını getirecek arkadaşlar. Elbette pi sayısının kendisine bir değişiklik olması beklenmez arkadaşlar. Bir sonraki örneğe geçiyorum. Burada her iki paketten de pi sabit sayısına ithal edebileceğimiz yani içeriye alabileceğiz anlamında da arkadaşlar. Yani MAT modülünden ya da SciPy.constants modülünden yani şu doğrudan doğruya SciPy.constants.py dediğimde
bu pi sayısını sci-fi modelinin marifetiyle de erişebilir oluyoruz arkadaşlar. Bu bir numaralıydı. İki numaralı da hemen FFT var. FFT belki mühendislik dışındaki arkadaşlara çok fazla bir şeyler ifade etmeyebilir. Fast Fourier Transform demektir arkadaşlar. Bunun kısaltılmışı. Fast Fourier Transform içerisinde çeşitli frekanslar, çeşitli bileşenler içeren bir sinyalin taşıdığı güç söz konusu olduğunda bu transform gerçekleştiriliyor ve de o güce etki eden bileşenler, hatta o gücün içerisinde sinyalin yanı sıra noise da varsa arkadaşlar, yani gürültü de varsa, geri plan gürültüsü ya da aygıt gürültüsü de varsa, bunlar da üzerine eklenerekten, tabi ideal durumda bunlar sıfır alınıyor veya da sıfıra çok yakın alınıyor ya da filtrelerden geçirilerekten süzülüyor, ancak çalışan her ürün, çalışan her nesne elbette bir hem ısındığı için ısınma gürültüsü veyahut da o işte yarı iletkenin içerisinde bu gürültüden dolayı muhakkak bir bileşen de ekleniyor demektir. Yani ben neden bahsediyorum arkadaşlar? Fast Fourier Transform işleminde ben bir takım sayılar vererekten bu transformun neticesinde çok duyarlılıklı değerler elde edebilirim arkadaşlar. Burada şöyle diyorum bunu. Import NumPy as MP diyorum. Bunu MP'de kullanacağım veriler var arkadaşlar. Çünkü bir array şeklinde ben veriler vermek istiyorum. Bunlar örneğin frekans ya da açısal hıza karşılık gelen şeyler olabilir arkadaşlar. Veyahut da bunlar başka bir koefficientler, başka bir katsayılar olabilir arkadaşlar. Bunları da şöyle veriyorum. Bunlar rastgele sayılar da olabilir de. Burada SciPy modeline import SciPy dedikten sonra arkadaşlar, burada çok dikkatli davranmak gerekir. SciPy'in içerisinde alt modüller var arkadaşlar. Yani FFT Pack dediğimiz, yani Fast Fourier Transform denilen, konuya çok spesifik gelebilir tabi. Bu paketin içerisinde FFT denilen paketi metodu çağırıyorum arkadaşlar. Yani fonksiyonu çağırıyorum. Neticede bunun bir FFT var, bir de inverse FFT var. Yani IFFT var. Burada ben ilk önce bu sayılardan FFT'yi elde ettikten sonra inverse FFT ile ilk verdiğimiz katsayılara ulaşmayı çalışacağım arkadaşlar. Fast Fourier Transform ne derseniz, bunu elektronik mühendisliğinde okuyan arkadaşlar sinyal analizi konusunda veyahut da güç spektrum analizinde bu konuyu işliyorlar arkadaşlar. Burada da bunların işlerini kolaylaştırıyor. Fast Fourier Transform'u bilgisayara Python modülüne hesaplattırmanın kolaylığını sizlerle paylaşmak istiyorum. MP array'imiz şudur. Bunu bir kez daha söylüyorum. Ve de burada y değişkenime FFT, yani bu Fast Fourier Transform fonksiyonunu veriyorum. Burada y bağımlı değişken, x bağımsız değişken. X de şu değerleri alacak demektir arkadaşlar. Tabii bunun arkasında muazzam bir formülasyon var. Onu zikretmeden geçmiyorum elbette. Daha sonra bunu y değerine yazdırıyorum arkadaşlar. Burada şimdi bunu ben çalıştırdığımda, bakın şurada bana şöyle bir veriler dizisini elde ettik arkadaşlar. Tabii neticede bu hem sanal kısmı bir de gerçel kısmı olacaktır bu Fast Fourier Transform'un. Yani şöyle söyleyebilirim. Birim eksende dönerken, açısal olaraktan dönerken hem bunun sinüs kısmı hem de kosine kısmı olacaktır arkadaşlar. Bakın burada 4.5 artı 0j, burada 2.08 eksi 1.65c, yani bunun bir sanal kısmı var. Aynı şekilde şunun bir eksi kısmı eksi var ve de burada sanal kısım artı. Bu şekilde benim vermiş olduğum şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı bileşenine karşılık gelen Fourier, Fast Fourier Transform dönüşümlerinin verilerini burada alıyorum arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Aynı zamanda bu Fast Fourier Transform paketi içerisinde Inverse Transform da var arkadaşlar. Yani buradan geriden asıl verilere, koefficientlara ulaşmak için de bunun da adı Inverse Fast Fourier Transform. Burada aynı paketi kullanıyorum, bakın burada. SciPy'ın FFT Pack kullanıyorum. Burada da yine bu kez değişkenimin adı tabii Y Inverse oluyor. Neye ulaşmış oluyorum? X'e, bir anlamda X'e ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Yani buradaki ilk başlangıçtaki şu array, MP array'deki katsayılara ulaşmış oluyorum. Burada gerçekten yapıp yapmadığına ben de merak ediyorum şimdi. Bir bakalım bakalım. Şunu azıcık aşağıya doğru indireyim. Böylece evet, FFT, orijinal FFT katsayına ulaşırız. Çalıştıralım arkadaşlar, bakalım ulaşıyor muyuz gerçekten. Bakın burada
İlk verdiğimiz, tabii şunu da yazdırabilirdim. 1.0, 2.0, 1.0, eksi 1 ve 1.5 şeklinde. Burada o karşılık fast Fourier transfer bunu dönüşümünü yaptıktan sonra ben bu verileri kullanıp bu kez de ters dönüşümü yapıyorum arkadaşlar. 0'ya yani 1.0, 2.0, 1, eksi 1. Bakın sanal kısım sürekli 0 arkadaşlar. Çünkü gerçekte de şurada ben sanal kısmı olmayan sadece gerçel floating point sayılar vermiştim arkadaşlar. Fast Fourier Transform paketinin de bizlere sunabildiği bu şekilde. Bunu da mühendislik arkadaşlara, mühendislikteki arkadaşlar kullanabilirler. FFT, bir kez daha gösteriyorum şunu. FFT Pack. Bunun alt modülünün ismi FFT Pack'tir arkadaşlar. Hangi modülü kullanıyoruz? Payı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu 2 numaralıydı. Çok hızlı bir giriş yapmış olduk böylece. 3 numaralı kullanıyorum. Burada da yine sinyal teorisinde arkadaşlar elektronik mühendisliği öğrencileri bilgilerini tazeleyebilirler. Periyodik bir sinyalimiz var. Bu sinyalin üzerinde de random bir gürültü var arkadaşlar. Şöyle biraz küçülterekten göstereyim şunu. Evet. Bu gerçek hayattır elbette bu. Random diyerekten bakın şurada benim asıl sinyalim şudur. NP diyerekten sinyalimi şöyle oluşturuyorum. Buna biraz daha yakında baktığımızda biraz sonra geçeceğim buna tekrar. Bunun üzerinde 0.5 çarpı NP diyerekten şurada bir gürültü var. Bu random metodunu, fonksiyonu gördüğünüz zaman aklınıza hemen rastgele bir gürültü gelsin. Yani bir background gürültü olabilir bu arkadaşlar. Bu da time vector.size diyerekten bir argümanı kabul ediyor. Şimdi kodumuzu incelersek import numpy SMP ile NP array oluşturmanın yolunu açmış oldum burada arkadaşlar. Burada bir adımlama yani artış miktarını belirtiyorum. Time step diyerekten bu da %2 şeklinde. Burada periyodumuzda yani dönüşümde 5 olacaktır. Yani 5 cycle yer alacak anlamındadır. Ve de burada time vektör dediğimde şu şekilde oluşturuyorum bunu arkadaşlar. Başlangıç 0, bitiş 20 ve de time step de ne kadar miktarla artırılacağı anlamındadır arkadaşlar. Yani burada her seferinde %2 kadar bir artışla. Neticede ben şimdi şu formüle baktığımda arkadaşlar bir mühendis olarak da ben derim ki burada bir değer time vektörü bir her bir kademede artışla belli bir değere doğru yükseliyor, belli bir değere doğru ilerliyor anlamını çıkartabilirim arkadaşlar buradan. Yani NP range ile 0'dan 20'ye kadar bunun range'ini vermiştik. Demek ki her bir artışla bu kademe kademe bunu değeri artacak demektir. Peki burada signal dediğimizde aslında bu power'ını da kastediyor olabiliriz arkadaşlar. Çünkü power doğrudan doğruya amplitüdün karesi böyle devrenin direnciyle de doğru orantılı. Daha doğrusu ona eşit biliyorsunuz. Burada time vektörü nerede kullanıyorum? Bakın burada 2 çarpı pi bölü 2 pi bölü period bana burada bunun açısal hızını veriyor arkadaşlar. Açısal hızını ben zamanla çarptığım zaman bunun ilerleyeceği bu sinüs dalgasının ilerleyeceği miktarı bulmuş oluyorum arkadaşlar. Elbette bunun da bir büyüklüğü olacaktır. Aynı şekilde burada da 0.5 random dediğim bu gürültü faktörünü de bunun üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bütün bu adımlar gerçekleştirdikten sonra signal size'ı yazdırıyorum arkadaşlar. Burada tabii konuya çok uzak olan arkadaşlar için çıkacak olan değer şaşırtıcı olabilir. Bin gibi bir değere ulaşıyoruz. Çünkü her bir artış %2 artışla bunun ulaşabileceği en nihai değer yani burada son değer 0'dan 19 seçildiğinde 1000'e ulaşıyor arkadaşlar. Bu da aynı zamanda bu NumPy modülünün içerisinde sadece NumPy modülünü kullanaraktan sinyal artı gürültüyle ilgili bir hesaplamanın yapılabileceğini göstermiş olduk arkadaşlar. Bu 3 numaralıydı. 4 numaralı dosyama bakıyorum. 4 numaralı dosyada neler var? Evet burada yine baba konulardan discrete cosine transform denilen ayrık kosinüs dönüştürmesi konusu var arkadaşlar. Gene bunlar power modülüyle ilgili, power'la ilgili konulardır. Yani sinyalin taşıdığı birden fazla harmoni olan sinyalin taşıdığı güçlerle ilgili. Burada şöyle bir izahat var arkadaşlar. Inverse discrete cosine transform aslında neyi oluşturuyormuş? Yeniden oluşturulmuş.
ayrı ayrı kendisini oluşturan ayrı ayrı kosen transformlarının bir dizisini oluşturuyormuş arkadaşlar. Yani burada ayrı ayrı kosen transformlarını katsayılarını oluşturduktan sonra bunlardan bir dizin elde ettiğimizde bu inverse discrete transformu buradan elde edebiliriz. Bunun da çağırma fonksiyonu IDCT diye geçiyor arkadaşlar. Yani inverse discrete cosine transform anlamında IDCT. Bu da bildiğimiz DCT'nin yani discrete cosine transformun tersidir. Yani ters fonksiyon anlamında düşünebiliriz. Yani burada elde edilen verilerden geriye doğru orijinaline erişmek şeklinde. Burada da konuyu biraz daha anlamaya yardımcı olacaktır. Dediğim gibi NumPy ve SciPy kardeş gibi bütün örneklerde hemen hemen nerede ise bütün örneklerde SciPy modülünün alt modüllerini kullanırken NumPy modülünün de aynı şekilde bütün onun bana sağladığı olanakları burada kullanıyorum arkadaşlar. Burada import NumPy as MP diyorum. MP'yi kullanabilir hale getiriyorum. Zira şurada MP array diyerekten şu verilerden oluşan bir discrete cosine transform için veriler hazırlıyorum arkadaşlar. Bunları artık konuya biraz uzak olan arkadaşların bunların mahiyetinin ne olduğu konusunda fikir sahibi olmasalar da olabilir arkadaşlar. Ama aslında bu veriler discrete cosine transformun içerdiği veriler arkadaşlar. Bunun her birisi bu transform esnasında hesaplanaraktan ayrıca bir liste oluşturulabilir arkadaşlar. Yeni bir array oluşturulabilir. Burada çağırdığım metot nedir? DCT'dir. Buradan nereden anlıyorum arkadaşlar? Bakın şurada SciPy FFTPEG'i kullanıyorum gene. Çünkü yine bu Fast Fourier Transform içerisinde söz konusu. Bu PEG'i kullandığımda otomatikman DCT denilen metodu da yani discrete cosine transformation dönüşümü de yapabiliyor oluyorum arkadaşlar. Burada bunu yazdırıyorum. Hemen çalıştıralım bunu. Evet. Şurada tabii bu veriler pure nümerik değerler. Discrete cosine transformasyonunun neticesinde benim verdiğim 4, 3, 5, 10, 5 gibi verilerin elde ettiği sonuçlar bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Peki burada bir şey daha zikrettim burada. Let's calculate inverse discrete cosine transform coefficient dedim. Yani buradan tekrar inverse discrete cosine transform vasıtasıyla acaba başlangıçtaki verileri elde edebilecek miyim dedim arkadaşlar burada da. Aslında tabii buradaki o uzun uzun şu verileri elde etmedim. Yani bu verileri kullanmadım. Yine şunun inverse transformasyonunu elde ettim. Tabii ki buradan farklı bir netice elde edeceğim. Farklı bir sonuç çıkacaktır. Onu da çalıştırdığımda burada farklı sayıların yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Dört numaralı dosyamızda. Evet, integral bahsine geldik arkadaşlar. Liseden itibaren integral konusu en sevdiğim konulardan olmuştur arkadaşlar. Burada da SciPy modülümüz integrasyon olanaklarını bize sağlıyor. Gerek tekli integral olsun, gerekli çoklu integral olsun, integralin kolayca hesaplamasını yapabiliyoruz. Burada şu izahları size yapayım. SciPy integrate denilen metodu kullanıyoruz burada arkadaşlar. Şimdiki örneğimiz single integrallerle ilgili yani tek katlı integrallerle ilgili öyle diyebilirim. Burada şu notasyon çok kafanızı karıştırmasın. Yani ben burada şunu demek istedim. Aslında şurası bunun integral işareti gibi düşünebilirsiniz. Fx dx. Amacımız şudur arkadaşlar. Yani fx dx fonksiyon integralinin hesaplanmasını yapmak. Peki burada integralin alt üst sınırları olması lazım. A ve B de bizim limitlerimiz oluyor arkadaşlar. A alt sınır, B de üst sınır şeklinde. Yani şurada ben LaTeX metodumu kullanmadığım için, yüklemediğim için bu integral işaretini koyamıyorum. İntegralin kendisi gibi düşünebilirsiniz şunu işaretini. Burada da fx dx, burada da AB şeklinde. Tabii bu şu anda nümerik bir değer olmadığı için sadece açıklama mahiyetindedir. Ben bunu peki nasıl hesaplattıracağım arkadaşlar? Hangi metodu çağıracağım SciPy için? Şunu çağırıyorum arkadaşlar.
Tekniğim kuadrafonik hesaplama yöntemi, yani kuadratür hesaplama yöntemi arkadaşlar. Bu bir tekniktir. Dediğim gibi bu şu anda bunun ayrıntılarını hatırlamayabilirim. Eğer çok meraklı olan insanlar varsa, doğrudan doğruya buna ihtiyacı olan insanlar varsa, quadrature calculation method diyerekten dediklerinde bununla ilgili işlemlerin manuel olarak da nasıl yapıldığını göreceklerdir. Ben burada bunun Python marifetiyle, SciPy modülü marifetiyle nasıl hesaplandığını gösteriyorum. İlk 3 tane argüman kabul ediyor arkadaşlar. Bir fonksiyonu kendisi, bir alt sınır ve üst sınır. Burada f fonksiyon, bunu tanımlamamız lazım elbette. Alt sınır ve üst sınır şeklinde. A alt sınır, B üst sınır. Burada asıl kodumuz şuradan başlıyor arkadaşlar. Scriptimiz şuradan itibaren başlıyor. Import scipy integrate diyorum. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Ben scipy modülünü yüklüyorum, import ediyorum ve de integrasyon işlemi yapmak istiyorum diyorum arkadaşlar. Ondan sonra burada NumPy modülünü de yüklemek istiyorum. NumPy'ın içerisinde eksponansiyel işlemlere dair EXP denilen bir metot var arkadaşlar. Bunu da kullanmak için available hale getiriyorum. Nasıl available hale getiriyorum? From NumPy import XP dediğinde bu benim artık kontekstim içerisinde yer alacak demektir. Burada bir lambda fonksiyonu tanımlıyorum arkadaşlar. Şu satıra geldiğimizi varsayalım. Burada biraz daha büyütebilirim şunu. Evet. Şuradaki lambda fonksiyonunda arkadaşlar e üzeri eksi x kare. Aslında bu ters çan eğrisi diyebiliriz arkadaşlar. Bu Gauss dağılımını da çağrıştıran, tabii katsayıları burada normalize edilmemiş haldedir. Bir eğridir arkadaşlar. Ben bunun sıfırla bir arasında değerini integralle hesaplattırmak istiyorum arkadaşlar. Yani belki ben burada şimdi beyaz tahta olmadığı için sizlere açıklayamıyorum ama burada demek istediğim şey şudur. İntegral işareti içerisinde e üzeri eksi x kare dediğimiz fonksiyonumun ben sıfırdan 1'e kadar değerlerini hesaplattırmak istiyorum arkadaşlar burada. Metodum nedir? Integrate metodumu kullanıyorum. Peki burada kuadratür denilen bir hesaplama yöntemiyle bunu hesaplatıyorum arkadaşlar. Daha fazla farklı yöntemler de var. Burada bakın kuadratürle ilgili açıklamayı vermiş herhalde. Tabii İngilizce. Aslında bu bizim tabii maksadımızın dışında. Ben burada sadece kuadratür metodunu kullanaraktan bu integrali, tekil integralin hesaplanabileceğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da aslında bunu i değişkenine attıktan sonra, atamasını yaptıktan sonra değerini kaydı yazdırdığımda bana şu değeri verecekler arkadaşlar. Bakın şu sıfır, e üzeri eksi x karenin sıfırdan 1'e kadar olan değerinin şurada aldığı değer. Peki diyeceksiniz bu nedir? Bu da bu kuadratür hesaplama tekniği bir de hata oranını bize veriyor arkadaşlar. Çok bir şey, çok iyi bir şey diyebilirim. Bu da e üzeri eksi 15 son derece küçük bir sayı veriyor. Yani epey bir duyarlılıkla bunu hesaplamış anlamındadır. 8.29, 14, 13 bla 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 çarpı 10 üzeri eksi 15. Bu da hata payını veriyor. Yani bu asıl data, anlamlı data şudur arkadaşlar. Burada da calculated value şunu açıklamasını yaptım. Bu da hata oranını burada açıklamasını yaptım arkadaşlar. Şu anda kadar anlattıklarımızdan şunu söyleyebilirim arkadaşlar. SciPy modülü matematik ve bilimsel işlemlerde kullanılıyor. Bu modülü yüklediğimizde ister alt paketini kullanabiliyoruz veyahut da eğer metodun kendisini biliyorsak import SciPy integrate dediğimizde bunu kullanabilir hale geliyoruz. Ayrıca konuya spesifik metotlar da kullanabiliriz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde kuadrafonik metodu kullanaraktan ben tekil integralin burada hesaplamasını yaptım arkadaşlar. Yarım saati epey geçmiş ama anlatacakları var daha. 5 6 numaralı dosyaya geliyorum. Burada da yine SciPy modülünün integral özelliğini kullanıyorum. Bu kez multiple integraller var arkadaşlar. Bunlara katlı integral diyoruz biz Türkçe'de. Yani double integral, yani çift katlı integral burada söz konusu olan. Şu formüle dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Belki çok karışık gibi geliyor ama şu kısmı 1 2'yi kale almayınız derim ben. Yani 1 bölü 2 0,5 demektir. Bu da 0'dan 0,5'e kadar integralin sınırlarını belirliyor arkadaşlar. Bu notasyon olarak da bu şekilde verilmiş. Ve de bir dy diferansiyel y değerimiz var. Ondan sonra bu yine diferansiyel x değerimiz var arkadaşlar. Yani dx ve dy'yi gördüğümüzde bunun çift katlı integral olduğunu söyleyebiliriz. Peki içeride bir fonksiyon var arkadaşlar. Ben aslında iki tane fonksiyon görüyorum burada. 16xy var. Bir de karekök içerisinde 1 eksi 4 çarpı
y kare var arkadaşlar. Bu da karekök içerisinde. Öyleyse ben matematik olaraktan şöyle şurada yazıyor gösterebilirim. Bir integral işareti içerisinde sıfırdan yarıma kadar 0,5'e kadar square root 1 eksi 4 üzeri y kare çarpı 16 çarpı x y çarpı dx çarpı dy şekli sembolize edilmiş integral değerine, çift katlı integral değerine burada nasıl hesaplatacağım arkadaşlar? Kolay. SciPy var Allah'tan. SciPy.integrate dediğimde, import dediğimde bu kullanacağım metodu uygun hale getirmiş oluyorum arkadaşlar. Burada numpy import xp diyorum. exp. Bu da eksponansiyel işlemleri yapmamı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda mat modülünü de çağırıyorum arkadaşlar. Square root hesaplamak için. Burada da şurada dikkatinizi toplamanızı isterim arkadaşlar. Bu integral işareti içerisindeki fonksiyonlardan bir tanesidir arkadaşlar. Veyahut da bloklardan, çarpanlardan bir tanesidir diyeyim. 16 çarpı x çarpı y. Bunu nereden gördük? Şuradan gördük arkadaşlar. Bunu artık yerine yerleştirmemiz lazım. Lambda fonksiyon ya da arrowhead fonksiyon dediğimiz bir notasyon gösteriliyor burada. X ve y. X bağımsız değişken, y bağımlı değişken veyahut da y eşittir şu fonksiyon diyerekten de bunu yorumlayabiliriz. Buna ben f dedim arkadaşlar. Bunu f değişkenine atamasını yapıyorum. Burada lambda x 0 diyorum. 0 bir başlangıç değerini veriyorum. Burada buna da g diyorum. Burada da bir h değişkenine arkadaşlar. Bu kez şurada gördüğüm şu bloğu çarpan olaraktan yani faktör olaraktan hesaplattırıyorum arkadaşlar. Bu da yine lambda notasyonu dahilinde y diyorum square root 1 eksi 4 çarpı y kare. Şu üst çift asterisk üst anlamına geliyor biliyorsunuz. Ve de bu işlemlerin bloklarını hazırladıktan sonra bir tek iş şuna kalıyor ya arkadaşlar. Double quadro tür denilen bir metot çağırıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi diyeceksiniz siz bu fonksiyonları hazır biliyorsunuz. Bunun için çok kolay oluyor. Elbette bunun bir manual'ları var arkadaşlar. Bu manual'larda veyahut da help SciPy integrate dediğinizde bunun listesini dökebiliyor arkadaşlar. Burada da double quote dediğinizde bunun birkaç tane argüman aldığını göreceksiniz. Fonksiyon şu. Sıfır başlangıç değeri, sınır değeri, integral içerisindeki birinci çarpan bloğu, birinci faktör. Bu da ikinci faktör arkadaşlar. Bunların hepsini şu marifetli olan metot hangisidir? DBL quad dediğimiz bu metot hesaplıyor ve de bunu i değişkenin atamasını yapıyor arkadaşlar. Print i dediğimde de bunu yazdıracaktır. Çalıştırayım artık bu code snippet'ı. Burada bakın 0,5'miş arkadaşlar. Bütün bu yaygaranın neticesinde şu işlem yapıldığında bu integralin değeri 0,5. Peki diyeceksiniz gene bu nedir? Bu da e üzeri eksi 14 yani 10 üzeri eksi 14 çarpı 1,7 gibi bir hassasiyetle bu hesaplamayı yapmış oldu arkadaşlar. Demek ki DBL quad oldukça marifetli bir fonksiyon arkadaşlar. Metot bu çift katlı integrallerin hesaplamalarının yapılmasında kullanabileceğim metotlardan bir tanesi. 7 numaralı dosyayı açıyorum arkadaşlar. Burada yine line space dediğimiz grafik çizimlerine geldik arkadaşlar. Aslında interpolasyon dediğimiz istatistikte yakınsama ya da aralıkları doldurma, aralıkları yerleştirme, doğrudan doğruya Türkçe yerleştirme diye de kullanabileceğimiz bir İngilizce tabirdir bu arkadaşlar. Interpolate etmek şeklinde. Buna dair şöyle bir örneği tercih ettim sizlerle paylaşmak için. Yine import numpy as np diyorum. Bu np kısaltmasıyla kullanabiliyorum. Burada bu kez integralde modülü değiştirdim. Interpolate diyerekten bir metodu kullanıyorum arkadaşlar. Modülüm nedir? SciPy ve de import ettiğim metot interpolate yani yerine koy ya da aralıkları doldur şeklinde. Burada ayrıca ben çizimi de bir görsel efekt kazandırmak bakımından matplotlib'in pyplot denilen alt modülünü kullanıyorum arkadaşlar. Bunu ilk başlangıç dersinde anlatmıştık. Burada da hemen uygulamasını gerçekleştirmiş olalım. Yani hangi modülü de kullanmış oluyorum? Matplotlib modülünü kullanıyorum. Bu modülün içerisinde alt bir modül var. Pyplot var. Olayın Türkçesi burada elde ettiğim neticeyi grafiksel gösterim halinde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buna PLT diyerekten yani plot'un kısaltılmışı kullanabileceğim. Artık burada bakın PLT'yi nerede kullanıyorum arkadaşlar? En altta kullanıyorum. PLT.plot diyorum. X değişkeni, Y değişkeni ve de şu tırnak içerisinde O diyorum. Bunu bu
Renk de olabilir arkadaşlar. Veyahut da yuvarlak da olabilir. Evet, noktasal olabilir. Şuraya gelelim tekrar. Bu gerekli modülleri import ettikten sonra arkadaşlar can alıcı kısım şudur. Line space nedir? 0'dan 4'e kadar yani 0, 1, 2, 3'ü yerleştir diyorum. Ve de atlama taşı olaraktan yani kullanılacak materyal olaraktan 12 tane not olsun diyorum arkadaşlar. 12 tane nokta olsun diyorum. Ve de burada bu x değişkeni böyleyken y değişkenimi de bu kez nereye geldi? Evet. Y değişkenim de x kare bölü 3 artı 5 gibi şöyle bir matematiksel bir işlem yapıyorum. Burada da print xy diyorum. Aslında burada yine hata eğrisine, error function'a benzer bir eğri çizmeye çalışıyorum dedim hatırlayabildiğim kadarıyla arkadaşlar. Bunu tabii şuna direkt alakası yok. Ben elim oraya gittiğim için gösterdim. Şöyle. Evet, şöyle şurada. Bunlar tabii neler son derece duyarlılıklı sayılar var arkadaşlar. 0'dan 4'e kadar pardon evet. 12 tane sayı yerleştirilmiş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 12 kere 4, 48 arkadaşlar. 6 kere 4, 24. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 4 çarpı 12, 24. Yani burada yapılan şudur arkadaşlar. Bu yerleşimle ilgili sayıların seçimiyle ilgili işlem budur. Asıl fonksiyon bu bağımlı değişken dediğimizde asıl fonksiyon x kare bölü pardon x üzeri 2 bölü 3 artı 4 denilen bir fonksiyondur. Bu da daha görsel bir hale getirmek için elbette burada so we have results dedim. Aslında elde ettiğimiz sonuçlar bunlardır. Her zaman olduğu gibi rakamlardan ziyade görsellik etkisi daha çok ifade ediyor. Burada plt.plot dediğimde ve de bunu da show dediğimde şu sağ tarafta gösterdiğimiz fonksiyon grafiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir kez daha çalıştırayım. Şu konsol çıkışında bunların nümerik değerlerini görüyoruz arkadaşlar. Burada da bunun bu değerlere göre aldığı noktacıkların sayısını görüyoruz arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane nokta görüyorsunuz. Ve de 0'dan 4'e kadar şunu evet 0'dan 4'e kadar range verilmişiz. Ve de fonksiyonun aldığı değerler de işte kosinüs x kare kosinüs x üzeri 2 bölü 3 artı 4 şekilde bu şu grafiği veriyor arkadaşlar. Bu 7 numaralı dosyamızda 8 numaralı dosyayı bu kez ne yapıyorum arkadaşlar? Burada interpolate ederken univariate spline denilen bir metodu kullanıyorum arkadaşlar. Burada da tabii bunlar artık bana yabancı konular, istatistik verileri arkadaşlar. Bunları itiraflar videosunda size anlatmıştım. Fakat yine de şöyle söyleyebilirim. NumPy modülünü MP olaraktan import ediyorum. Matplotlib PyPlot SPLT diyerekten çizim yapacağım için şunu da import ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda burada SciPy Interpolate metodunu import ediyorum. Ve de bu hangi metot? Univariate spline denilen bir metot kullanarak tam ben bu verilere şurada sınırlarını belirleyeceğim bağımlı değişkenin verilerinin hesaplatılmasını istiyorum arkadaşlar. Univariate tek varyantlı omurga diyebiliriz buna. Bunu da biraz sonra şeklini göstereceğim. Nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz. Burada da çizerken e üzeri eksi x kare artı 0 1 çarpı yine bir random bir gürültü üzerine ekliyoruz arkadaşlar. Bunu geri planda oluşan rastgele bir sayının bununla çarpılması gibi düşünebilirsiniz. Bakın çarpan olaraktan bu 50'yi verdiğinde başlangıç değerinin nereden o itibaren olması gerektiğini söylüyor. 0'ında 1 ile bunu ben normalize ediyorum arkadaşlar. Ve de bunu neye ekliyorum? Şuradaki sinyalimin üzerine ekliyorum arkadaşlar. Yani başka bir deyişle ben şuradaki pure e üzeri eksi x kare ters çan eğrisi fonksiyonuma hatalar eklemiş oluyorum arkadaşlar. Bunun matematiksel fiziksel olarak da anlamı budur. Yani bir sinyalin üzerine
yani bir bağımlı değişkene göre değişen bir y fonksiyonu üzerine başka bir değerin eklenmesi buna bir ya bir background gürültü ya da işte hatalar olduğu anlamındadır arkadaşlar. Burada da artık bunun pardon çizdirilmesini sağlıyorum. Plot ile x değişkeni, y değişkeni şu argümanı hatırlayamadım, parametreyi hatırlamadım. MS'de bir aralık olması gerek, öyle tahmin ediyorum. Burada çalıştırdığımızda arkadaşlar, burada şurada gördüğünüz gibi omurga üzerinde dağılmış verileri görüyoruz. Burada 50 tane noktacık olması lazım arkadaşlar. Bakın 50 tane noktacık ve de eksi 3'ten, bak şurası eksi 3 sayısı, artı 3'e kadar yayılım dağılmış arkadaşlar. Yani ters çan eğrisi üzerine gürültü gelmiş arkadaşlar. Buna şöyle diyebiliriz. Yani burada bir pure fonksiyon var. Katışıksız bir fonksiyon var burada. Bunun üzerine random gürültüyü, yani rastgele sayıları belli bir normalize değeriyle ekleyerekten oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burada kaçıncı örneğimizde? 8'de. Bir sonraki örneğe bakıyorum. Yine burada. Bu kez şurasını aynı, şunları artık anlatmayacağım arkadaşlar. Univariate spline dediğimiz bu şu hale getirdiğimiz fonksiyonun üzerine smoothing factor denilen bir faktör ilave ediyorum arkadaşlar. Bu da yumuşatıcı ya da düzleştirici ya da düzgünleştirici faktör anlamındadır arkadaşlar. Bunu da istatistikçi arkadaşlar için anlamı büyük olsa gerek. Burada da hangi spl.set metodunu çağırıyorum. Onu da şuradan bakıyorum. SPL'i nereden kullanmışım arkadaşlar? Şurada evet. Burada bakın SPL değişkenimi aslında univariate spline denilen metodu x ve y değişkenlerine göre, yani şuradaki alacağı verilere göre univariate spline'ı buna atamasını yapıyorum arkadaşlar. SPL benim şu univariate spline'ı, yani interpolasyonla ilgili işlemleri yaptığım SciPy modülünün içerisindeki fonksiyonlardan bir tanesi. Univariate spline. Ve de burada bunu düzleştirmeye çalışıyorum. Yani şuradaki hataları buradan gidermeye çalışıyorum. Bir noktada filtre etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada da kullandığım metod nedir? SPL dot dedikten sonra demek ki şöyle bir fonksiyonumuz var burada arkadaşlar. Yani şey içerisinde, interpolate içerisinde. Burada help scipy interpolate dediğimizde bunu yazdırdığımızda ekranda konsolda bunun çıktığını görebiliriz. Bunun sentaksını da görebiliriz arkadaşlar. Set underscore smoothing factor 0.5 dediğimde bu şu anda itibaren pure fonksiyon haline gelmiş arkadaşlar. Burada da şöyle bir argümanları var. XS, SPL, XS, B ve de bir argüman daha var. Bunu da çalıştırdığımızda bakın şu hale getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani burada üzerindeki gürültünün ya da hataların smoothing factor ile buna belli bir normalizasyon vererekten ortadan giderildiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii bir önceki fonksiyonu bir kez daha çalıştırayım. Şunu göstereyim. Şurada bu gürültülü hali. Şunu da çalıştırayım. Bu discrete cosine fonksiyonuyla ilgili, pardon bu. Şimdi 9 numaralı dosyayı çalıştırdığımızda en son şu hale geldiğini söylemiştik arkadaşlar. 10 numaralı dosyam var, bugünün son dosyası. Bu da evet. Aynı fonksiyon arkadaşlar. Burada nihayette her birisini burada ayrı ayrı basamaklar halinde topluca göstermeyi tercih ettim. Bakın burada ilk kısımda random gürültü üzerine eklenmiş halde bir yazdırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada univariate spline metodunu çağıraraktan bir önceki şunu göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Şurada veyahut da şurada da aynı şey. Daha sonradan buna smoothing factor kataraktan, yani düzleştirici veyahut da arındırıcı faktör kataraktan şu hale getirilmesini sağlıyorum arkadaşlar. Böylece bir sonraki konumuz ne olacak arkadaşlar? Input, SciPy input ve output. Hemen tekrar geri dönmek istiyorum şuraya. Agendamıza geldiğimizde arkadaşlar şurada
sabitleri gösterdim. Basit işlevselliği gösterdim arkadaşlar. FFT paketle ilgili birkaç örnek gösterdim. İntegralle ilgili tekli ve çift katlı integrali gösterdim. Interpolate'le ilgili 3 tane örneğimizi gösterdim arkadaşlar. Eğri üzerine gürültü eklenmiş ve gürültüden arındırılmış ve de input output'a kadar gelmiş olduk. Böylece bir sonraki dersimiz input output'tan itibaren olacak arkadaşlar. SciPy ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aslında çok spesifik, yani belki bu konulara çok uzak arkadaşlarım hiçbir şey anlamadı diyebileceğim kadar zorlukta. Fakat hitap eden arkadaşların olduğunu biliyorum ve de buna dört elle sarılacak arkadaşlarım da olduğunu biliyorum arkadaşlar. Benim zamanımda bu tür yöneticiler olsaydı pek çok şeyi çok kısa sürede yapardım arkadaşlar. Öyle bir itirafta bulunayım. Beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.